Pelin, sonunda Çekya yolculuğu zamanı geldi ve buraya geldikten sonra da birkaç gününüz geride kaldı. Senden dinleyebilir miyiz? Salı günü buraya gelişinizden itibaren neler yaşandı? Salı günü geldik akşam. İdman yoktu. Yorulmuştuk açıkçası. Otobüs yolculuğumuz beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Bir yarım saat kadar bekliyorduk. 1,5 saati geçti. Yine de güzeldi. Tabii buraya gelmenin heyecanıyla beraber yolda aslında çabuk geçiyor diyebilirim. Geldik otele, uyuduk, iyi dinlendik. Ertesi gün bir idman yaptık. Çarşamba idman, zaten hazırlıklarımızı İstanbul'da bitirdiğimiz için burada sadece üstünden geçtik ve potalara, işte zemine alışmaya çalıştık, ortama. Orada tek idmanımızı yaptık. Ertesi gün de tek idmanımızı yaptık. Ondan sonra tamamen hazırlıklarımızı resmi olarak bitirmiş olduk açıkçası. Ve bu sizin için çok önemli bir turnuva. Çünkü sizin dünya şampiyonası için de almak istediğiniz bir derece var bu turnuvada. İlk maçla başlayalım. İlk maçta neler hissettin? O maç günü uyandığında nasıl bir heyecan vardı üzerinde Slovakya maçı günü? Yani şöyle, tabii o maçın öneminin farkındaydık. Çünkü bizim için her gün ilk maçlar zor geçer. Tüm takımlar için geçerlidir. Hep sürprizler olur turnuvada. Biz tabii kazanacağımıza inanıyorduk, biliyorduk. Ama yine de hani bir sürpriz olmasın diye iyi konsantre olmuştuk. Uyandığımda açıkçası heyecanlıydım. Çünkü zaten bu da benim A-Milli'de ilk Avrupa şampiyonu. O yüzden daha farklı ilk maçım diyebilirim. Bu ayrı bir heyecan kattı. Onun haricinde maça girene kadar heyecan vardı. Maçtan sonra olmadı zaten. Peki sen buraya gelmeden evvel İstanbul'da konuştuğumuzda bu takımın enerjisinin en belirleyici faktör olduğunu dile getirmiştin. İlk maçta bunu gördün mü? Takım arkadaşlarının senin düşündüğün gibi, yani İstanbul'da gösterdikleri gibi aynı performansla, aynı düzenle oynadıklarını fark ettin mi? Yoksa rakibinize göre farklı bir düzen mi sergilendi sahada? Açıkçası bizim orada yakaladığımız enerji hala burada devam ediyor. Hiçbir şekilde bozulma olmadı. Kesinlikle şöyle düşünüyorum. Letonya maçında başladı bizim orada yaptığımız hazırlık maçından. Ondan başlayarak devam eden yükselen bir enerji var. Gittikçe yükseliyor diyebilirim. Bu yani da o gün ilk güne göre bence gayet enerjiktik ve enerjimizle de kazandık. Senin için nasıl bir önemi olacak bir madalya almanın ya da dünya şampiyonasına gitmek için ilk beş içinde olan bu takımın bir parçası olmanın Pelin? Bir de senden bahsedelim son olarak. Bir iki cümle rica edeceğim. Öncelikle gurur verici tabii ki de. Herkesin hayalinde olan bir şey Avrupa şampiyonasında bir madalya almak, şampiyon olmak. Benim için de öyle. Fazlaca önemli herkes gibi. İnşallah öyle olmasını umuyorum. Çok teşekkürler, başarılar.